Ben de kapatayım hocam görüntümü. Efendim iyi günler. Bugün 30 Ekim 2021 Cumartesi saat 14. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eğitim ve öğretime başlamasının 85. yıl konferansları serisinin 11.siyle bugün tekrar birlikteyiz. Bugün bizlere Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin en önemli bölümlerinden birisi, fakültemizin kuruluş amacına uygun olarak kurulan en önemli bölümlerinden birisi olan tarih bölümünün tarihçesini tarihin tarihi başlığı altında Sayın Profesör Doktor Üçler Bulduk bize anlatacaklar. Sayın Hocam Profesör Doktor Üçler Bulduk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Sözü ben Sayın Hocamıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Bulduk. Evet, Sayın Dekanım teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün, daha doğrusu dün, Cumhuriyetimizin 98. 98. yılını kutladık. O kutlamayı da hatırlatmadan ve anmadan geçemeyeceğim. Yalnız bir taraftan da Evet hocam, görüntü de geldi, siz de geldiniz, evet. Hocam sözlerinize başlamadan yani çok çok özür diliyorum. Tabii biz hem fakültemizin hem de Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle bir kez daha anıyoruz. Hem de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı. Nice asırlık cumhuriyet kutlamalarına diyerek sözü tekrar size bırakıyorum hocam. Buyurun. Üçler hocam, sanıyorum sesinizde bir sorun oldu. Görüntü geliyor ama paylaşımınızda. Sayın dinleyenler, Üçler hocamız bağlanıncaya kadar ben bir kez daha anons etmek istiyorum. Bugün 30 Ekim 2021 Cumartesi saat 14. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi konferansları serisinin 11.sinde Tarihin Tarihi başlıklı konferans serisiyle birlikteyiz. Bize bu konferansı tarih bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Müşler Bulduk verecek. Sayın hocam, ekranda sesiniz kapalı gözüküyor. Eğer onu açarsanız ses kısmını, görüntünüz geliyor Müşler hocam. Mikrofon kısmını açabilirseniz hocam, Muti diye yazan kısmı. Evet, şu Evet, an şu görüyor anda herhalde. geliyor hocam görüntünüz. Buyurun. Bir internet bağlantısı sıkıntısı oldu muhtemelen. Tekrar bağlanmak durumunda kaldım. O oluyor hocam teknik zaman zaman. Buyurun lütfen. Evet, ben yeniden bizi dinleyenleri selamlayarak başlıyorum. Dün Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümüydü. Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde üniter bir ulus devlet yapılanması temelinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak en büyük mirasını bize bıraktı. Bugün genç Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Bize Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, yoldaşlarına minnet ve şükranlarımızı elbette sunuyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet. Cumhuriyetimizde onun tabiriyle ilelebet payidar olsun diyorum. İnşallah. Bir, Amin. bugünkü zaten dil tarihin tarihi ve tarih bölümünün tarihini anlatırken aslında bir anlamda da genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini anlatmış olacağız. Çünkü aynı idealler üzerine inşa edilmiş bir eğitim yuvasından bahsediyoruz.
hepinizin malumu olacak şekilde. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 1923 Ekim'inde bu devleti oluştururken bizlere de şöyle bir mesaj verdi. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Dolayısıyla bu kültürü ortaya çıkarabilecek, yaşatabilecek ve geliştirebilecek ilmi kanallara da ihtiyaç vardır ve Mustafa Kemal de bunun elbette ki en farkında olan kişi. Bu nedenden dolayı kendisi Cumhuriyeti kurar kurmaz Türk Devleti'nin kültür temellerini oluşturacak müesseseleri de kurmaya başlıyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman işte 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Encümeni, sonraki adıyla Türk Tarih Kurumu dediğimiz kurumu, ardından 32 yılında Türk Dili Tetkik Encümeni adıyla Türk Dil Kurumu'nu oluşturuyor. Yani buradaki maksat aslında Türklüğün muasır medeniyetler içerisinde yer almayı hak eden köklü bir geçmişe ve yüksek bir kültüre sahip olduğunu göstermek istiyor. Ve bunu araştırmanın, ilmi yollardan araştırmanın da altyapısını, temellerini oluşturmaya çalışıyor. Yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin de kuruluş gerekçesi bu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu maksatla ilk emrini, tarih kurumunun kurulması için ilk emrini tabii ki veriyor 1935 yılında ve doğrudan doğruya buna yönelik hazırlıklar zaten önceden yapıldığı için altyapı daha önce mevcut. Sadece ve sadece eğitim ve öğretime başlamak için bir yasal değişiklik gerekmektedir. Meclise de bu yasa değişikliği 12 Haziran 1935 yılında sunulmak suretiyle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin temeli atılır. Rahmetli Halil İnalcık, merhum İnalcık Hoca, Atatürk'ün bu fakülteyi kurarken asıl amacının Türk tarih tezini hayata geçirmek ve onu bilimsel yollardan da desteklemek olduğunu söylemişti, ileri sürmüştü. Gerçekten de doğru. Türk tarih tezi öncelikle Türk ocaklarındaki bir Hars heyeti tarafından gündeme getiriliyor. Bu Hars heyetinin üyeleri içinde Afet İnan'ın da bulunduğu Hars heyetinin üyeleri neticede Türk tarihinin ana hatları adıyla bir kitap neşrediyorlar. Bu kitap sadece 100 adet basılmakta ve oldukça mufassal bir tarih perspektifinden konuları ele almakta. Yani sadece içinde Türk tarihi değil, dünya tarihi, dünyanın oluşumu, komşu medeniyetler gibi konular da ele alınıyor ve bu Türk tarihinin ana hatları tartışmaya açılıyor. Yani bazıları tarafından Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin de kuruluşuna giden yolda yapılan bu hazırlıklar küçük görülür veyahut gayri ilmi gibi takdim edilirse de bunun doğru olmadığını rahatlıkla biz söyleyebiliriz. Yani Türk tarih tezi ve onu destekleyen güneş dil teorisi elbette ki sadece ilmi bir gayeye matuf değildi. Yani milli tarih bilinciyle yeni Türk ulusunun ve devletinin bekası için bir dayanak vazifesi görmesi de bekleniyordu bu teorilerden. Ama bazılarında önerdiği gibi bu romantik bir milliyetçilik değildi. Yani romantik milliyetçilik şeklinde tahvif edilmeye çalışılması da doğrusu abesle iştigal olmuştur diyebiliriz. Eğer bunu bir milliyetçilik tabanı üzerinden tanımlamak lazım gelirse aslında bu tez kültürel ve sosyolojik milliyetçilik üzerine kurulmuştu ve bu özünde de ilmi gerçeklik anlayışı ve arayışı yatmaktaydı. Nitekim işte Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, ilmi araştırmalar için
Birinci Türk Tarih Kongresi'nin tertip edilmesi aynı yıllarda. Bilimsel araştırmaların daha planlı programlı yürütülmesi, eğitim ve öğretim kurumlarıyla yaygınlaştırılması ve bu amaçla da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması aslında Atatürk'ün öngördüğü bu iradeyi bize işaret etmektedir. 1935 işte Mart'ında demin de söylediğimiz gibi ilk fakültenin açılışına dair karar Kültür Bakanlığı'na, o zamanki Kültür Bakanlığı sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilir ve Saffet Arıkan Kültür Bakanı olarak Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk'ün bu direktifini dile getirir. Yani metinden okursam şöyle diyor: Atatürk'ün yüksek dehasından doğan ve kendi eliyle kurduğu yarınların tarih ve dil hareketi, bunlara bağlı olan arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara'da bir fakülte açılacaktır. Bu fakülte bu bilimleri öğretecek, üretecek ve mümkün olan kısa bir süre içinde bilim dünyasının gözü önüne bu gerçekleri sermeye çalışacaktır. Yani ilmi kaygıların başta geldiğini buradan rahatlıkla zaten söyleyebiliriz. Fakültenin adıyla ilgili pek çok tartışmalar var ama resmi adı neticede Dil ve Tarih Dile Coğrafya Fakültesi olarak kabul görüyor ve meclisteki oy birliğiyle kabul edilen bu tasarıdan sonra fakültenin de ilk dekan vekilliğine o dönemin Türk Tarih Kurum Başkanı Hasan Cemil Çamber getiriliyor. Şerafettin Turan hocamızın yorumuyla aslında böyle bir seçim Atatürk'ün görüşünün ve fakültenin Türk Tarihi Tarih Kurumu ile olan yakınlığının bir yansıması demek. Yani biraz fazla iddialı olacak gibi düşünülebilir ama yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin aslında kuruluş amacı tarih incelemeleri başlatabilmek, diğer bilim dallarını da yardımcı olarak tarihle koordineli bir şekilde ele almak denilebilir. Yani Şerafettin Hoca da bunu ileri sürüyor. Nitekim işte Atatürk'ün öncülük ettiği bu Türk tarih tezini destekleyecek ilgili bilimler içinde yurt dışından yabancı ecnebi bilim adamlarına davetler gönderilir. Anmadan tabii ki geçmek doğru değil. İnalcık Hoca'nın söylediği şekliyle tarih tezinin öngördüğü medeniyet ögelerini okutacak mütehassıslardır. Bunlar ve önemli şahsiyetlerdir. Örneğin Mezopotamya ve Sümeroloji için Landsberger, Hititoloji için Hans Güterbock, Hindoloji için Walter Ruben, Latin Grek dilleri için Rohde, Sinolojiden von Gabein ve Eberhard, Hungaroloji'den Laszlo Rashoni gibi alanında çok önemli şahsiyetler, bilim adamları Atatürk'ün direktifiyle Türkiye'ye getirilir. Onların Türkiye'ye geliş süreçleri biraz uzadığı için de öngörülen süre içerisinde Dil ve Tarih Fakültesi açılamaz. Yani 1 Kasım 1935'te faaliyete geçmesi düşünülen fakülte ancak ve ancak 9 Ocak 1936 yılında eğitime başlayabilecektir. İlk başladığı yerde işte bugün Gençlik Parkı'nın hemen karşısında yer alan ve hala ihtişamını koruyan Efkaf Apartmanı'dır. Bu Efkaf Apartmanı'nın bazı bölümleri fakülte için tahsis edilmiştir. Sınavla öğrenci alınır. 1000'i aşan adayın içerisinde 7'si kız olmak üzere 40 öğrenci leyli yani yatılı olarak fakülteye başlar. Bunun dışında 112 öğrencisi vardır. Sonra peyderpey bu sayı 195'e kadar çıkar. Burada çok önemli gördüğüm bir hususu da özellikle belirtmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk o ileri görüşüyle bize tabii ki bazı hedefler çizerken bazı şeyleri de hatırlatır. Yani geçmişi sahiplenerek geleceği kurmaya çalışır ve bu seçilen öğrenciler ve daha sonra da işlerinden bunların önemli bir kısmı tabii ki akademik kadro veya lise öğretmeni olarak görev alacaktır. Öğrencileri seçerken ilk
kıstası, ölçüsü onların ya Birinci Dünya Savaşı, işte Çanakkale Savaşı, milli mücadele gibi bizim savaşlarımızda şehit olan kişilerin çocukları tercih edilir. Yani şehit çocukları ve yetim kalmış çocuklar özellikle fakültenin talebesi olarak seçilmektedir ki tabii ki bunların içerisinde de başarılı olanlar tercih edilmiştir. Özellikle rahmetli Mehmet Altay Köymen hocadan bunun hikayesini biz öğrenciliğimiz zamanında çokça dinledik. İlk açıldığı zaman 27 kadar profesör kadrosunda hoca bulunmakta. Bu 27 profesörün 13'ü Türk fakat 14'ü de işte tırnak içerisinde ecnebi olarak gösterilmekte. Yani yabancı hoca. Bu yukarıda söylediğimiz sebeplerden dolayı tabii ki yeni açılan bilim dalları var. Tarihe yardımcı olacak dil bölümleri, özellikle arkeoloji gibi bölümler. Buradaki kadrolara yabancı hocalar tercih ediliyor ve altyapıları onlar oluşturuyorlar. Ama mesela tarih alanında sadece ve sadece kuruluş aşamasında Türk bilim adamlarına görev veriliyor. Bu çok mühim bir tercih. Hem altyapımızın tarih alanında o dönemden bile hazır olduğunu hem de amaca matuf olarak Türk bilim adamlarının tercih edildiğini rahatlıkla buradan söyleyebiliriz. Bu bilim adamlarını da hatırlatmamız lazım gelirse şöyle göstereyim. Evet, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 4 profesörü var. Bu 4 profesör de aynı zamanda milletvekili. Yani Atatürk'ün tarih ve tarihçiye ne kadar değer verdiğinin de bir ölçüsü bu. Bu 4 saygın profesör aynı zamanda milletvekili. Bunlar işte başta tabii ki Fuat Köprülü. Kendisi Kars milletvekili olarak o dönemde mecliste temsil vazifesini görüyor. Şemsettin Günaltay Sivas milletvekili, Yusuf Hikmet Bayur Manisa milletvekili, Muzaffer Göker de Konya milletvekili olarak vazife görüyorlar. Dikkat ederseniz bu isimler daha sonra tarih bölümündeki ihtisaslaşma alanlarının da temel taşlarını oluşturacaklardır. Özellikle Fuat Köprülü Orta Zamanlar dediğimiz, sonradan işte Orta Çağ diye adlandırdığımız kürsünün, bölümün temelini atacaktır. Şemsettin Günaltay genel Türk tarihinin temellerini atacaktır. O dönemde genel Türk tarihi eski çağlarla birlikte düşünülmüştür. Yusuf Hikmet Bayur keza aynı şekilde dünya tarihiyle ilgilidir. Muzaffer Göker yeni ve yakın çağlarla ilgilidir. Yani dolayısıyla seçimler de bunun üzerinden yapılmıştır dersek hiç de abartmış sayılmayız. Bunu tarih bölümünün kadrolarına bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928-29 ve 31 yılları arasında Avrupa'ya gönderdiği çeşitli işte sosyal bilimler alanında doktora eğitimi yapmak üzere gönderdiği gençler var. O gençler bu eğitimlerini tamamlıyorlar ve 1935-36 yıllarında Türkiye'ye dönüş yapıyorlar. İşte bu gençlerden de faydalanılır ve özellikle 35-36 yılında doçent ve doktor sıfatlarıyla pek çok öğrenci fakültede vazife alır. Bunların başında özellikle Almanya'da tarih eğitimi almış olan Bekir Sıtkı Baykal'ı söyleyebiliriz. Kendisi bir doçent adayı olarak alınır. Yeni çağa başlar. Onun dışında Şinasi Altındağ, Halil Demircioğlu, Enver Ziya Karal,
Yine yurt dışında doktoralarını tamamlamışlardır. Tarih bölümünde vazife alırlar. Şinasi Altun'da, Genel Türk Tarihi'nin Halil Demircioğlu, Eski Çağlar'ın Enver Ziya Karal'da daha çok yakın çağların oluşmasına, kuruluşta katkı verecektir. Afet İnan, fakültenin kuruluşunda çok büyük emekleri olmasına rağmen kendisi henüz doktorasını tamamlamadığı için teklifi reddederek fakültede öğretim üyeliği görevini kabul etmez. Önce doktorasını tamamlar ve ardından bu unvanı aldıktan sonra tarih bölümüne girer, vazifesini yapar. Bu dönemde doktorasını verenler veya doktora aşamasında olanlar daha çok işte ilmi yardımcı sıfatını alacaklardır. 39-40 eğitim öğretim yılında ilk defa lisans eğitimini tamamlayan az sayıdaki öğrenci içerisinden ilim yardımcıları seçilir. Bunların da başında ilk ilim yardımcısı ya da ilmi yardımcı olan kişi rahmetli Osman Turan olacaktır. Fuat Köprülü'nün talebesi Osman Turan olacaktır. Onu müteakiben Halil İnalcık, Neşet Çağatay, Mehmet Altay Köymen, Firuzan Kınal ve Selahattin Çetintürk ilmi yardımcı olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümünde görevlerine başlarlar. Tabii ki şüphesiz bu Türk hocalar içerisinde en tanınan şahsiyet Fuat Köprülü'dür. Fuat Köprülü çok büyük bir tarihçi, çok büyük bir entelektüel ve edebiyatçıdır. Yani 1918 yılında daha genç yaşında İlk Mutasavvıflar adlı kitabını yayınlayarak bugün daha aşılamayan bir çalışmaya imza atmıştır. Fuat Köprülü gerçekten Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin en önemli şahsiyetidir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki o dönemde ilme ve ilim adamlarına oldukça büyük bir rağbet ve saygı söz konusudur. Yine rahmetli Köymen Hoca'nın tabiriyle o şöyle derdi, yani Atatürk zamanında ve işte o dönemlerde bilim adamının sayısı çok az fakat bilime çok büyük saygı duyulurdu, önem verilirdi. Şimdi bilim adamlarımızın sayısı fazla fakat bilime verilen değer eskisi gibi değil derdi maalesef. Tabii ki bunun öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'tür diyebiliriz. 1940'lı yıllardan itibaren artık Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin inşasını tamamlanmasından sonra eğitim öğretim yeni fakülteye bugünkü anıt binaya taşınmış oldu ve o tarihten bu zamana kadar da inşallah ve sonsuza kadar da devam edecektir diye düşünüyoruz. İşte Fuat Köprülü demin söylediğimiz gibi aslında tarih bölümünün şekillenmesinde en önemli fonksiyonu icra eden kişidir. Aslında Cumhuriyet ideolojisinin yerleştirmeye çalıştığı o Türk tarih tezi elbette ki bilim adamları ve bilim adamı namzetleriyle hayata geçirilebilirdi. Bu görevde Fuat Köprülü'ye düşmüştür. Ama 1941'lerde özellikle milletvekilliğin tercih ederek ayrılmasından sonra Fuat Köprülü'nün Türk tarih tezine dair hafif eleştirileri de olmadı değil işin doğrusu. Ama Köprülü fakültede bulunduğu süre içerisinde gerçekten çok sayıda talebeyi yetiştiriyor. İşte Osman Turan ilk ilmi yardımcı olarak onun yanında bulunuyor. Mehmet Altay Köymen'in kendisi bulunuyor. Köymen Hoca der ki Osman Turan ve benim dışımda sadece Neşet Çağatay ve Selahattin Çetintürk rahmetli Köprülü Hoca'nın yanında doktora yaptılar. Ama Köprülü pek çok talebenin elinden tutuyor,
onlara yol gösteriyor ve ilmi hayatlarının şekillenmesini de çoğu talebe ona borçlu. Nitekim işte farklı alanlarda ihtisas yapan talebelerin ihtisas alanlarını da o belirliyor. Mesela Halil Nalcık ve İbrahim Kafesoğlu, Osman Turan buna en iyi örnek. Biraz köprünün üzerinde onun için fazla durma gereği duyuyorum. Mesela köprünün Orta Zaman Türk Hukuki Müesseseleri adlı çalışması, İslam hukukundan başka bir amme hukuku var mıydı şeklinde devam eder. O mühim çalışmasını örnek alan Halil Nalcık Hoca'nın Osmanlı tarihine bu vesileyle yöneltildiği söylenir. Yine aynı şekilde Anadolu Selçuklu tarihinin yerli kaynaklarını yazdıktan sonra Osman Turan Orta Asya ve kültür çalışmalarını bırakır ve Selçuklu tarihine, Türkiye Selçukları alanına kayar. Yani tabii ki Osman Hoca'nın doçentliği aldıktan sonra bir serbestiyet içerisinde yeni alanını tercih ettiğini de söylemek mümkün. Hatta Köymen Hoca şöyle der onun için, Türkler nasıl Orta Asya'dan gelip Anadolu'da karar kıldılarsa Osman Turan'da ataları gibi Orta Asya çalışmalarından Anadolu Selçuklarına yöneldi der. Bu alan değiştirme üzerinde dediğimiz gibi köprünün çok büyük etkileri var. İbrahim Kafesoğlu da benzer bir serüveni yaşar ama zıttını yaşar. İbrahim Kafesoğlu da muhtemelen Mükimin Halil İnanç'ın tesiriyle Selçuklu ve Harzemşahlar çalışırken daha sonra Orta Asya ve kültür konularına girecektir. Ve hem Osman Turan hem ilk Kafesoğlu arasında Selçuklu tarihi üzerinde çok yani ben yine de yumuşatarak söyleyeyim tatlı bir rekabetin, çekişmenin olduğunu biliyoruz. Aslında her ikisi İstanbul ve Ankara tarih ekollerinin mümessili durumundadırlar. Fuat Köprülü'nün etkisi elbette her ikisinde de bulunmaktadır. Ama neticede bu tatlı çekişme Kafesoğlu'nun Türk milli kültürüyle Osman Turan'ın da Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi tarihiyle uç noktaya taşır. Onların sembol şahsiyetler ve fikirler olmasını da sağlarlar. Atatürk'ün işte bu ilim adamı yetiştirmek için başarılı talebeleri yurt dışına gönderme siyaseti onun ölümünden sonra da devam edecektir. İşte Kafesoğlu adını aldığımız ilk talebelerden İbrahim Kafesoğlu ve Halil İnalcık da bunlara en iyi iki örnektir. Eğer müsaade olursa ben bir de bizzat kendisinden duyduğum anekdotu anlatmak isterim. İbrahim Kafesoğlu 1942 yılında Macaristan'a işte doktora çalışması için gider. Aynı şekilde yine fakültenin eski talebelerinden Şerif Başdağ da aynı şekilde Macaristan'a gitmiştir. Beraber çalışırlar. Bizim öğrenciliğimiz zamanında ya 1980'lerin başlarında Şerif Hoca'nın Macaristan'da iken işte ülkeyi işgal eden Ruslara karşı direniş gösterdiğini, hatta bir ders işlerken amfiye giren tırnak içerisinde Stalin'i gördüğü zaman onu sınıftan kovduğu rivayeti anlatılırdı. Bu dilden dile anlatılan bir hikayeydi. Ama Şerif Başdağ Hoca ve Köymen Hoca gibi hocaların yanına gitmek, sohbet etmek, onlara soru sormak pek de haddimize değildi işin doğrusu. O dik ve mağrur duruşu ve ciddiyetiyle yani rahatlıkla yanaşabileceğimiz bir hoca değildi. Ve onun yarattığı bir de karizma vardı ve dolayısıyla bu karizma sanki hikayenin doğru olabileceğini bize gösteriyordu. Böyle bir işaret algılıyorduk. Yıllar sonra hoca emekliye ayrıldıktan sonra odamızda hocayı misafir ederken bu soruyu kendisine sordum. Yani bu olayın doğru olup olmadığını kendisine sordum.
Tabii Şerif Hoca tebessüm etti, bizi dinledi. Sonra bu hikayenin de doğru olamayacağını gülerek anlattı. Hoca 42 yılında işte Kafesoğlu'yla Macaristan'a gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın şartları var. Çok zorluklar çekiyorlar, parasız kalıyorlar, aç kalıyorlar. İşte bunları anlatmaya başladı. Sakladıkları bir torba fasulyeyi nasıl pişirdiklerini anlattı. Rus askerlerinden nasıl çekindiklerini. Hatta bir seferinde de Türkçe konuştuğunu duyan bir Rus askerinin, Türk asıllı bir Rus askerinin hayatlarını kurtardığını söyledi. Yani eğer o yönlendirme yapmamış olsaydı belki de bugün hayatta değildik şeklinde söyledi. Yani ondan sonra gülerek dedi ya, bir çavuşa bile bizim sözümüz gücümüz yetmezken yani Stalin'e laf etmek mümkün müydü diyor. Tabii ki bu aynı zamanda o kuşağın hangi şartlar altında ne meşakkatler çekerek ilim yaptıklarını, tarih ilmi için uğraş verdiklerini bize göstermesi açısından da çok önemli. Hatta mesela Zeki Verdi Togan için de söylerler. Ruslarla savaş halindeyken bile bir mezarlıkta bir mezar kitabesini görüyor. Yanında Abdülkadir İnan var, yine fakültemizin değerli hocalarından. Abdülkadir İnan'ı kitabeyi okumak için görevlendiriyor. Diyor ki git oku gel, bu çok önemli bir kitabedir. Tabii üstlerinden kurşunlar atılmakta, vızıltısı gelmekte kurşunların. Abdülkadir İnan bu vazifeyi beceremiyor, yapamıyor ve Zeki Verdi Togan ona çok kızıyor. Yani nasıl olur böyle değerli bir kitabeyi yazıya geçiremezsin diye ona da çok kızıyor. Yani şunu söylemek istiyorum sayın dinleyicilerimiz. Tarih alanında isim yapmış, nam yapmış, haklı şöhrete kavuşmuş hocalarımız bu aşamalara çok kolay gelmediler. Yani ilim biraz meşakkat gerektiriyor. İşte bu meşakkatli çekenlerden bir tanesi de tabii ki Halil İnalcık Hoca. Ama o meşakkatlerin sonucunda da Şeyhül Müverrihin unvanını alabiliyor. Halil İnalcık da Fuat Köprülü'nün ilk talebelerinden bir tanesi. Fakat Fuat Köprülü 41 yılında bir kanunla milletvekillerinin aynı zamanda öğretim üyeliği yapamayacaklarını, ya öğretim üyeliğini ya milletvekilini tercih etmeleri gerektiğine dair bir karar çıkınca diğer o dört milletvekili tarihçimizle beraber fakülteden ayrılmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla Fuat Köprülü'nün yerine Enver Ziya Karal ile çalışmak durumunda oluyor. Halil İnalcık, ama Halil İnalcık bütün çalışmalarında Fuat Köprülü'yü takip etmiştir. Fuat Köprülü'nün mütemmim cüzü olarak da değerlendirilebilir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve müesseseleriyle ilgili Fuat Köprülü'nün açtığı kapıdan ilk giren kendisidir, Halil İnalcık'tır ve o fikirleri çok daha ileri götürmüştür, hepinizin malumu olduğu üzere. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dil ve Tarih Fakültesi Tarih Bölümünde tabii ki bazı düzenlemeler yapılır. Artık şartlar değişmiştir. Burada Dil Tarihin 50 Yıllık Tarihi adlı kitaptan aldığım ilk öğretim üyelerinin göreve başlama ve ayrılış zamanları var. Bir taraftan da onu sizlerle paylaşmak istedim. Fakültenin tarih bölümü kurulurken yeni ve son zaman tarih zümresi veya orta zaman, eski zamanlar tarihi şeklinde bir tasnif yapılıyordu. Ve başta da söylediğim hocalar o tasnife uygun olarak öğrenci yetiştirmekteydiler. 1942 yılında bu fakültelerin dışında bir Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü kuruluyor ve onun başına da Enver Ziya Karal getiriliyor. Enver Ziya Karal 1946 yılında
hem Ankara Üniversitesi'nin kurulması hem de üniversiteler yasasının kabulünden sonra Şevket Aziz Kansu'nun yerine fakültenin dekanlığına getiriliyor. Şevket Aziz Kansu Ankara Üniversitesi rektörü oluyor. İşte 46'dan itibaren çıkan yasayla birlikte bölüm ya da kürsü sistemi dediğimiz sisteme geçiliyor. İşte orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi klasik kürsülerin yanında genel Türk tarihi ve eski çağlar tarihi adıyla anılan kürsüler çıkar. Sonra eski çağ kısa bir süre sonra eski çağ kürsüsü bağımsız hale gelir, ayrı bir kürsü olur. 1973 yılında da Afet İnan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü kurulur. Böylece bugün de mevcut olan 6 kürsü veya şimdiki tabiriyle anabilim dalı ortaya çıkmış olur. Ben bir listeyle onları da sizle paylaşmak istedim. Demin sözünü ettiğimiz gibi arada tarihten kimler unuttuğum kimseler de var. Burada ilk görev yapanlar mesela Abdülkadir, Abdülbaki Gölpınarlı da yaklaşık iki yıl tarih bölümünde görev alıyor. İşte Enver Ziya Karal 1976'ya kadar görev alıyor. Osman Turan 1972 yılına kadar. Bunlar güzel, değerli bilgiler. Eski çağ tarihinde fazla kişiye ulaşamadım. Biraz kayıtların eksikliği veya benim eksikliğim de diyebiliriz. Ama ilk olarak başta da söylediğim gibi Halil Demircioğlu var. Sonra Firuzan Kınal onu takip ediyor. Afet İnan, Ahmet Ünal, Adil Akman, Allah ömür versin Ömer Çapar hoca eski çağ kürsüsündeki silsileyi devam ettiriyorlar. Yine Allah rahmet eylesin diyeceğimiz genç yaşta Sedat Erkut hoca eski çağ kürsüsünün özellikle Hititoloji alanında önemli bir şahsiyet idi. Şimdi de ünvanlarını söylemiyorum artık arkadaşlarımız alınmazlar da gücenmezler de. Turgut Yiğit, Hülya Boyana ve Ayşegül Akal'ın bu vazifeyi devam ettiriyorlar. Yine aynı şekilde Orta Çağ çok kalabalık ve zengin bir kürsü. Genel Türk Tarihi ile beraber tarih bölümünün en zengin kadrosu olan kürsüleriydi bunlar. Şimdi tabii ki o halde pek sürdürülemiyor. Ordu Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Köprülü ile başlıyor. Sonra Akdes Nimet Kurat, işte Osman Turan, Şerif Baştav, Faruk Sümer, Ali Sevim, Reşat Genç, İsmail Aka, Kazım Yaşar Kopraman, Melek Delilbaşı ile devam ediyor. Bu Orta Çağ'da da Allah uzun ömür versin yaşayan hocalarımız var. İşte İsmail Aka, Reşat Genç, Yaşar Kopraman, Melek Delilbaşı aynı kuşaktan gelirler. Sonra bir ara Yılmaz Kurt burayı kullanır. Yılmaz Kurt da vazife alır. Remzi Atoğlu, İlhan Erdem, Levent Kayapınar, Sayın Dekanımız, Hatice Oruç, Mustafa Uyar bu geleneği devam ettirirler. Tabii ki eski çağın, orta çağın alanlarına girip onlar hakkında bilgi vermeyi ben burada zül sayarım. Yani anlatmak da istemem. Zaten işledikleri fonksiyon, kuruluş amaçları ortada. Tekrara düşmek de istemem. Yeni çağ tarihinde işte Bekir Sıtkı Baykal, Halil İnalcık, Adnan Erzi, Muzaffer Arıkan, Yaşar Yüce, Mahmut Şakiroğlu, Allah rahmet eylesin hepsinin mekanı cennet olsun. Önemli hocalarıydı. Özel Ergenç, Eftar Şükrü Batmaz, Latif Armağan, Hülya Taş, Jülde Akyüz, Bekir Koç bu geleneği devam ettiriyorlar. Bir kısmı vazifelerinde, bir kısmı ayrılmış şekildeler. Yakın çağda da yine Enver Ziya Karal'ı görüyoruz. Enver Ziya Karal'dan sonra Mustafa Akdağ, Şerafettin Turan, Mine Erol, Yücel Özkaya, Musa Çadırcı yakın çağın kadrolarını oluşturuyorlar. Sonra işte İknur Polat emekli oluyor. Sevda Kayakılıç, Hamiyet Feyzoğlu, Sezer bu geleneği devam ettiriyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti için daha önce de söyledik, Afet İnan'ın 73'te kurmasıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihi başkan olduğunu görüyoruz. Onun ayrılmasından sonra Nejat Kaymaz uzun bir müddet bu görevi alır. Sonra İzzet Öztoprak ve Kurtuluş Kayalı devam ettirirler. Azmi Süslü keza öyle. Rahmetli Ahmet Emin Yaman genç yaşta yine kaybettiklerimizden, onu da rahmetli anıyoruz. Günümüzde de Neşe Özden, Cafer Güler ve Serdar Sarışır Türkiye Cumhuriyeti tarihini geleceğe taşıyan isimler olarak görülür. Genel Türk tarihini Şinasi Altundağ'la başlatabiliriz. Onun ölüm tarihine bir türlü ulaşamadım. Onun için boş bu soru işareti bıraktım. Sonra Mehmet Altay Köymen, tarih, Genel Türk tarihinin kürsü başkanı olur. Ardından da rahmetli Bahattin Öger. Bir ara Şerafettin Turan zaten Şinasi Altundağ'ın talebesidir. Genel Türk tarih kadrosundadır. Keza aynı şekilde Nejat Kaymaz Genel Türk tarih kadrosundadır. 1952 yılından itibaren bu iki hocamız alan değiştirirler. Yakın çağa geçerler. Sonra rahmetli olan işte Aydın Taner'i, yine yakın zamanda kaybettiğiniz benim değerli hocam Mustafa Kafalı, Refet İnanç, güçlü Genel Türk tarihi kadrosunun hocalarıdır. Yavuz Özcan, Ayşe Onat da o nesli devam ettirirler. Rahmetli Feda Şamil Arık yine erken kaybettiklerimizdendir. Bu kürsüde Eşref Uğaral Hoca emekli olduktan sonra, Refik Turan Gazi'ye bir dönem görev aldıktan sonra Gazi'ye geçmiştir. İşte Mehmet Akif Erdoğru, Konrap Ercilasun, Sema Orsoy başka fakülte, üniversitelere geçmişler. Bendeniz, Saadettin Gömeç, Abdullah Gündoğdu, Haldun Eroğlu, Cihat Aydoğmuşoğlu da yine Genel Türk tarihi geleneğini devam ettirmek üzere bu kürsüde vazife yapmaktayız, görmekteyiz. Yani gerçekten silsile şeklinde devam eden bir anlayış her kürsüde hala yaşatılmaya çalışılmakta. Fakat şartların eskisi gibi olmadığı da herkesin malumu. Dolayısıyla yeni şartlar içerisinde yeni oluşumlar da görülmektedir. Vaktimin ne kadar kaldığını bilmiyorum ama hızlı gitmeye de çalıştım. Şöyle söyleyeyim, biraz da son olarak düşünebiliriz. Ben 1980 yılında fakülteye girdim. Yani 41 yıl olmuş talebeliğimle birlikte. 41 yıldır bu fakültenin bir mensubuyum. Tabii ki bundan gurur da duyuyorum. Yani 85 yıllık fakülte tarihinin neredeyse yarısına bir şekilde şahitlik etmişim. O kadar çok anlatılacak anılarımız, hocalar hakkındaki gözlemlerimiz, fikirlerimiz, anekdotlarımız var. Fakat tabii ne bu zamana sığar ne de burası tam manası onun yeridir diyebiliriz. Ama şunu söyleyebilirim, ya bizim zamanımızda kürsü sistemi son demlerini yaşamaktaydı. Yani o 46'dan sonra ortaya çıkan kürsü sisteminin son talebeleri bizdik. 1980 darbesinin ardından üniversiteler yasasının işte çıkması, YÖK'ün çıkması sonucunda kürsü sistemine son verildi. İyi mi edildi? Elbette ki iyi edilmedi. Şöyle söyleyeyim, biz 6 bölümde ortalama 10-12 kişilik mevcutlarla eğitim alıyorduk. Birinci ve ikinci sınıflarda ortak derslerimiz vardı. Her kürsüden ortak derslerimiz vardı. Üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren ihtisaslaşmaya başlıyorduk ama hakkını vererek ihtisaslaşıyorduk. Fakat 1982'den itibaren kürsüye öğrenci alma durduruldu ve bölüme alınmaya başladı. Her yerden biraz öğrenen öğrenci tam bir şey olamıyor maalesef. Artı ta kuruluş aşamasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin amaçlarından bir tanesi bilim adamı yetiştirmek olduğu gibi eğitim öğretim alanında kendini yetiştirmiş öğretmen kadrosunu da hazırlamak. Bizim zamanımızda pedagoji eğitimini fakültede alıyorduk. Son anında
Eğitim fakültesinde yine pedagoji alıp öğretmenlik hakkı elde ettik ama şu an öğretmenlik hakkı da maalesef hayal gibi oldu. Maalesef öğrencilerimiz şimdi potansiyel olarak emniyet güçlerimizin ne diyelim iş kaynağı, iş gücünü oluşturuyor. Onlar şanslı tabii ki. Hiç iş bulamayanlarımız da söz konusu. Dolayısıyla tarih bölümü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin motorudur. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi de Ankara Üniversitesi'nin motorudur. Yani dolayısıyla hem tarih bölümünü hem fakültemizin eski fonksiyonunu bir an önce yeniden sahiplenmesi bizim temennimizdir. İnşallah yeni nesiller bunu becerecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Üçler hocam. Ağzınıza sağlık. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yani neden kurulduğunu hem de Cumhuriyet Bayramı'nın hemen arifesi bir günde. Yani Cumhuriyet'in kurulma ilkeleriyle bağlantılı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini kültürdür diyen Mustafa Kemal Atatürk tarafından kültürün temellerini oluşturacak kurumların kurulduğundan bahsettiniz. 1931 yılında Tarih Kurumu, 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun kurulmasındaki temel amacın Türk milletinin köklü bir geçmişi olduğuna inanan Mustafa Kemal'in bu ilmi gerçekliği araştırmak üzere 1935 yılında da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni, hatta kurulurken siz söylemediniz ama kardeş kurum olarak nitelendiriyor. Evet. Yani tarih kurumunu da. Yani bunlarla bağlantılı olarak kurduğunu, kuruluş kanununda da buna vurgu yapıldığını yani bize anlattınız. Ve o dönemde ne kadar önem verildiğini gösterebilmek için kanunun, bu kurulma kanununun ilk hazırlıklarının Türk Ocakları Hars Heyeti tarafından, Kültür Heyeti tarafından yani ön çalışmalarının yapıldığını ve Türk tarihinin ana hatlarının sadece 100 adet basılan bir kitapta kamuoyuyla paylaşıldığından bahsettiniz. Aynı şekilde bu dönemde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat iştirak ettiği Türk Tarih Kongrelerinde, yani tartışmalara da dahil olmak üzere iştirak ettiği tarih kongreleri, Türk tarih tezi ve güneş dil teorisi etrafında bunun yani ilmi temellerini üzerine fakülteyi ve cumhuriyeti inşa etme gayretinden ve bunun bir tür kültürel ve sosyolojik milliyetçiliğin de tabanını oluşturduğundan bahsettiniz haklı olarak. Bu ilmi kaygılarla yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 9 Ocak 1936'da 35'te planlanmasına rağmen 36'da eğitim ve öğretime başladığını ve ilk binasının Efkaf Apartmanı olduğunu söylediniz. Yine hem kayıtlardan hem de rahmetli Mehmet Altay Köymen hocamızın, rahmetliyi ben de tanıma imkanı bulmuştum hocam. Onun anılarından da bu yaparak özellikle seçilen öğrencilerin, özellikle leylim olarak yani yatılı olarak seçilen öğrencilerin hem başarılı hem de aynı zamanda büyük ölçüde şehit çocuklarından, yetim olanlardan alındığına vurgu yaptınız. Ve bunların ben yine rahmetli Halil Hoca'dan da dinlemiştim. Diğerlerinden de nasıl görevlerini bu devletin kendilerine yaptıkları bunun karşılığı olarak görevlerini nasıl ödeyebilmek için nasıl görevlerine iyi sarıldıklarını, bunu bir borç olarak algıladıklarını ben de şahit olmuştum hocalarımın anılarında. Gerçekten bunu çok güzel vurguladınız. Ama daha vurguladığınız şey yine bu dönemde ilme verilen önem ve ilim adamına verilen önem. Yine tarih bölümünün bir farklılığı, yani kuruluşunun temel, fakültenin temel motoru olarak sonunda nitelendirdiğimiz tarih bölümünün diğer bir farklı unsuruna vurgu yaptınız. Pek çok alan, yani o dönemde belki yeteri kadar yerli bilim alanı olmadığı için dışarıdan getirilenlerle, sümeroloji gibi, histoloji gibi, hindoloji gibi, sinoloji gibi alanlar
yabancı uzmanlarla takviye edilirken tarih alanının yerli bilim adamlarıyla kurulduğunu, bunların ilk dördünün Fuat Köprü, Şemsettin Günaltay, Yusuf Hikmet Bayır ve Muzaffer Göker olduğunu, bunların da çalışma alanlarına bakıldığında daha sonra 1982'de öğrenci alımına son verilecek kürsü sisteminin temelini oluşturacak vasıflarıyla ön plana çıktığından evet. bahsettiniz. Yani Fuat Köprülü'nün ortaçağ alanında, Şemsettin Günaltay Hoca'nın, Fikret Bayır'ın ve Muzaffer Göker'in farklı alanlarda çalıştığını, alanlarının örtüşmediğini vurgu yaptınız. Yine benim dikkatimi çeken bu dönemde bu yetişmiş elemanlar kadar yine yurt dışına gönderilip Türkiye'ye gelen Bekir Sıtkı Baykal, Şinasi Altındağ, Emre Ziya Karal ve Halil Demirci gibi hocaların da yeni doktora sahibi gençler olarak sisteme nasıl entegre edildiğini vurgu yaptınız. Aynı şekilde dışarıdan gelenler kadar özellikle Fuat Köprülü'nün den doktora yapan onun ilk öğrencileri olan Osman Turan, Halil Nalcık gibi yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş amacına uygun ve nasıl başarıya ulaştığını, yani yurt dışında gelen çok değerli hocalar kadar kendisinin de yetiştirebildiğine vurgu yaptınız. Yani her biri kendi alanında çok meşhur hocalar, Osman Turan, Halil Nalcık, Mehmet Altay Köymen, Selahattin Çetintürk, Neşet Çağatay, Halil Demircioğlu, Firuzan Kınalı, İbrahim Kafesoğlu gibi hocaları da saydınız. Aynı şekilde Şerif Baştav gibi, İbrahim Kafesoğlu gibi hocaların Macaristan'a da gittiklerinde, burada kendilerini geliştirdikleri, doktoralarını tamamladıklarından ve her birinin daha sonra nasıl bu kürsülere katkı verdiğinden bahsettiniz. Yani bu yönüyle. Yine çok önemli isimler Abdülkadir İnan, Zeki Velidi Tokan. Yani Abdülkadir Gölpınarlı'nın bile tarih bölümünde 2 yıl. Ben daha çok Türk Dili ve Edebiyatı diye düşünmüştüm ama bizde de kadrosu tarih bölümünde de yani verdiniz. Bunu çok önemli. Yine Fuat Köprülü'nün hemen hemen bütün bu isimleri etkilediğinden, yani hocaları olarak gerçekten öyle. Halil Nalcık'ın yani Enver Ziya Karal'la başladığı Tanzimat dönemi Bulgaristan'daki yani toprak hareketleri, yenileşme hareketleri tezinden sonra Fuat Köprülü'nün yazdığı makale doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna yönelmesi, hatta bu konuda bir tez geliştirmesi yine yani Fuat Köprülü Hoca'nın etkisi, yani çok güzel bir cümle, mütemmin cüzü gibi adeta nitelendirdiniz. Yani gerçekten çalışmalara baktığımız zaman bununla nasıl örtüştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde mesela yine burada söylemediniz ama biraz vurgu yaptınız. Fuat Köprülü'nün daha sonra özellikle güneş dil teorisi kısmından biraz daha farklı şeyler söylediği gibi Halil Nalcık da Kayı Boyu'nda Fuat Köprülü'nün yazdığından biraz farklı şeyler de söylediğini ben burada yapayım. Yani bu da bizim ilim çerçevesinde bilimsel olgunluğumuzu belki hocaya saygı kadar onun yanında bilimsel olgunluğu da gösteren bir olay olarak değerlendirmek gerekir. Yine İkinci Dünya Savaşı sonrası bizde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün ve nihayet 1973'te kürsü sisteminden en son olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü'nün Afet İnan tarafından oluşturulmasında bahsettiniz. Ve böylece çok sistematik bir şekilde hepimizin cemaziye leveli çıktı hocam. Kürsü sistemi içinde nasıl yer aldığımızı ben herkese yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum kapsayıcı bakış açınız için. Hocam gayet ilmi olarak bu bakış açınızdan sonra. 1982'den sonra ise bu kürsü sisteminden ayrılarak bölüm olarak öğrenci alınmasının çalışmalara ve bölüme olumlu olarak yansımadığını, pedagojik formasyonun da azalmasından sonra yani tarih bölümünün fakültenin motor gücünü
yerine getirememe ya da azalma gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu, bunun üniversiteyi de etkilediğini, çünkü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin, yani Ankara Üniversitesi'nin temel fakültesi. Yani bunu ben de Sayın Rektörümüz Necdet Ünvar'dan defalarca her açılışta Ankara Üniversitesi'nin en önemli fakültesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'dir şeklinde vurgu yaptığına şahit oluyorum. Ve o temenninize katılıyorum. Eski günlerine hem bölümün hem fakültemizin o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi hem bilim adamına hem bilimine, bilime değer verilecek düzeyde gelmesini temenni ediyoruz. Çabalarımızın da buna yönelik olduğunu belirtiyoruz. Hocam, yani bu bildiriniz için, bu sunumunuz, bu konferans, çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Tabii burada ismini anamadığım, değinemediğim konular oldu. Özellikle ismini anamadığım, unuttuğum varsa da onlardan da özür diliyorum. Dediğiniz gibi bir ayrım yapmıyoruz çünkü tarihe bir bütün olarak bakıyoruz. O dönemler içerisinde yaşanmış olumlu olumsuz şeyler var ama hepsini biz o hocalarımızın saygıyla, minnetle anıyoruz. Evet hocam, ben de teşekkür ediyorum size. Tabii minnetle, saygıyla anmamız gereken hem fakültemizin hem devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bize bu imkanı sunan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Necdet Ünvar'a, teknik desteklerini esirgemeyen Ali Nari'ne, bizimle birlikte olan dekan yardımcımız Murat Küçe'ye ve bütün dinleyenlere teşekkür ederek konferansımızı kapatıyorum Sayın Hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nice güzel günlerde yeniden görüşmek, konuşmak dileğiyle diliyorum. Hocam, tarih bölümünün tarihini açtınız. Diğer arkadaşlardan ya da sizden de genişleterek bekliyoruz hocam. Yani her bir kürsünün, anladığım kadarıyla o anlaşılıyor, yazılacak daha çok şey var, anlatılacak çok şey var. Sizinki bir çerçeve oldu bu bakımdan. Yani çok kapsayıcı da oldu. Bu yönüyle teşekkür ediyor. Bütün dinleyenlere iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun, iyi günler.